İçe dönüklük bir mizaçtır. E, fakat bizim toplumumuzda, yani aslında toplum çok fazla dışa dönük olduğu için ve beklentiler çok fazla dışa dönük olduğu için, okula git, gidiyor çocuk. İşte okulda çok dışa dönük bir çocuk olması bekleniyor. Parka gidiyor. Parkta çok dışa dönük bir çocuk olması bekleniyor gibi. Yani toplum çok dışa dönük, dünya çok dışa dönük. Bu sebeple de içe dönüklük ne yazık ki bir hastalıkmış gibi yaşanıyor. İçe dönüklük oysa ki bir mizaçtır ve içe dönük çocukların çok fazla yetenekleri, yeteneği vardır aslında. Ben içe dönük çocukları şöyle de şöyle düşünürüm hep metaforik olarak. kendileri bir okyanus gibidir ama dışarıdan bakıldıklarında onları nehir zannedersiniz ve onlara bir nehir gibi davranırsınız fakat çocuk içindeki okyanusu fark ettiği için hem kendisine niye böyle davranıldığını anlamaz hem de kendiyle sürekli çelişir kendi ve o duygular arasında da çok ciddi zorluklar yaşar O yüzden içe dönüklüğü bir hastalık gibi görmemek çok çok önemli diye düşünüyorum İçe dönük çocuklar çok dikkatlidir çok özenledirler. Bir şeye yani akranlarının uzun süre kalamadığı bir takım işte dikkat gerektiren meselelerde oyunlarda o kadar dikkatlidirler ki yani hani sanki koptu zannedersiniz ortamdan koptu dünyadan koptu ama gerçekten o işte meşguldür ve sürekli kendi içlerinde yaşadıkları kendi içlerinde konuştukları için yüksek potansiyelleri belli durumlarda, belli işlerde aslında çok da işlerine yarar. Çok iyi yazar olurlar mesela. Çok iyi bir dil bilimci olurlar. Çünkü zihinleri hep Başkalarının göremediği ayrıntılarla meşguldür. O yüzden e, belki bu konuda en önemli iş önce çocuğunu itip kalkarak ona davranmayacak ebeveyne, sonra da böyle a bu çocuk işte neden içe dönük, niye böyle, e, niye konuşmuyor, niye hiç e, hareket etmiyor, niye diğerleri gibi oynamıyor diye davranmayacak e, okullara düşmektedir aslında. Çünkü çocuğu etiketledikçe aslında onun hayatında yaşamını kolaylaştıracak ve belki ona bir beceri olarak geri gelebilecek bir mizaç ne yazık ki onu diğerlerinden daha kötü kılan, diğerlerinden daha beceriksiz kılan bir etikete dönüşüyor. Ve yapamayan çocuk, bilmeyen çocuk, okuyamayan çocuk gibi etiketlendikçe çocuk da zamanla kendini böyle algılamaya başlıyor ve ne yazık ki küsüyor. O yüzden hani hem ebeveynlere hem okullara bu konularda çok çok iş düşmektedir diye düşünüyorum ee, ve bizlerin de hiç, özellikle bu tür çocuklara destek olmasının çok önemli olduğuna da inanıyorum. Çünkü e, kendilerini anlatmak o kadar zordur ki çoğu zaman bir tercümana ihtiyaç duyarlar ve bizler onların tercümanı oluruz çoğu zaman aslında ne hissettiklerini ne yaşadıklarını neyin onları bu kadar çok zorladığını aldıkları bir destekle hem ebeveynin anlaması hem çocuğun kendini farklı bir yerden gelmiş diğerlerinden çok farklı biri gibi görmesini engelleyebiliriz aslında.